Efendim, şu anda Hacı Ahmet Söylemez'le birlikteyiz. Hacı Bey, siz kendinizi tanıtır mısınız? Ben 1931 doğumluyum. Dalen'de Cumhuriyet İlkokulu'nda 1942 senesinde bitirdim. Ve bitirir bitirmez de ticari hayata atıldım. Hacı Osman Arıkanlar ile babamın ortaktı. Onlarla beraber yanlarında çalışmaya başladım. O yıllar işte Dalen'de de her şeyi satan, yani tuhafiyesi, burdalatı, manufaturası, züccaciyesi, kırtasiyesi, köşkler malzemesi. Yani bugünün AVM'leri diyebiliriz yani. Tamam. Alışveriş merkezleri, evet. Alışveriş merkezleri. Şimdi sadece bir bakkaliye satıyor. Alışveriş merkezi diye koyuyor. Halbuki biz o zaman daha geniş. Bütün şeye, Dalen diye ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde çalışıyordum. 1947 yılında Arıkanlar'dan ayrılıp tek bu Zalon'a ait bir büyük mağaza diyelim. Orada işe başladı. Ve 1980 senesine kadar. Yok, pardon. 2011 senesine kadar devam etti. 65 sene ticari uğraşım vardır. Bu uğraşım zamanında da gerek Dalen'lerin şeyini ticari yönlerini ve gerekse siyasi yönlerini, hatta bu okul dernek başkanlıkları, okulların okul aile birliği başkanları, okulun dernek başkanlıkları, sosyal yönlerim olmuştur. Ayrıca birçok atılımda Dalen'e faydalı olmaya çalıştım. Dalen'in ticari yönden eskiye dayanan mutlaka anılarımız vardır. Çarşının durumu bugüne nazaran daha nasıldı? Göçlerin olmadığı, kuruncağın buraya bağlı olduğu dönemlerde ticari hayat daha mı genişti, daha mı güzeldi? Şimdi genelde Dalen'de bir ticaret merkezi ve etrafa, yani Gürüm, Kangal, Çetinkaya, Sivas, Malatya, evet, Akçada, Hekimar, buralara Elbistan, Avşin, ticari marka sattığımız şeyler, Elbistan'ın tuzu, şekeri, gazı Dalen'den temin edilir. Avşin'e kadar buradan tuz, şeker, gaz satılırdı. Ürün tamamen şekeri, tuzu, gazı, bezi Dalen'den temin edilirdi. Hekiman zaten öyle, kuruncak bize bağlıydı orada. Ayrıca bizde seyyar satıcılar vardı. Belki 500 bin tane seyyar satıcılar vardı. Bu seyyar satıcılar bizlerden temin etti. Kitap, esas, boya, urdalar, manufatra, bunları seyyar olarak götürür. Oralarda çerçe adıyla satarlardı ve büyük kazanç için temin ederdi. Bir nevi toptancılık, toptan yeri burası mıydı? Bir nevi toptancılık yaptı. Evet. Ve kamyonlarla, evet, şeker, tuz, gaz, evet, sevkiyatı yapardı.
Şimdi bir de dairenin eski çarşı durumuna bakacak olursak, eski burada han var, hanlar varmış. Onu da söyleyeyim, evet. Burada 7 tane han vardı. Ayrıca 20'ye yakın da seyyar nabat vardı. Bunlar gider köylerde nabatlık yaparlardı. Evet. Öküz nablarlardı. Ve bunların da şeyini, malzemelerini bizler temin ederdik yani. Öküz çivisi, evet. At nava, at çivisi, evet. Bunları da dışarıdan temin eden bu şeylere, ihtiyaç sahiplerine biz kendimiz sataş yapar. Evet. Evet. Ayrıca 50-60 tane burada köşker sokağında köşker esnafı vardı. Bunların gön... Ayakkabı imalatçısı. İmalatçısı. Evet. Gön, sahtiyen, şey, astar, çivisi de her türlü ihtiyaçlarını öyle karşıladı. Bunların haricinde Yenice'de, Balaban'da şeyler vardı. Kunduracılar, ayakkabıcılar vardı. Onlara da temin ederdik. Onlarda da böyle seyyar daha ileri diğer kazalara götürüp satarlardı yani. Sonra burada bakırcılar vardı. Seyyar bakırcılar. İstanbul'dan bakır alırdık. Uçak bakır yeni çıkmıştı. Onlardan getirdik. 5-6 ton, 10 ton, 20 ton da bakır satardı. Evet. Diğer burada var. Kitap, esans, boya. Burada vardı. Genel böyle seyyar satıcılar. Aşağı Setrek, yukarı Setrek, Yenice, Mengeriz, Şabük. Bunlar da bizlerden temin ettiği esansı, kitabı, boyayı götürüp orada Türkiye'nin her yerinde satarlardı. Misal olarak söylüyorum. Adana'ya gidersek, yolumuz düşerse orada bir iki tane seyyar satıcıya rastlar, bize borçlarını öderlerdi. İstanbul'da ben çok gidip para topladım orada. Sattıkları eser kitap parasını oradan aldım. Evet. Ankara genel. Sonra Dağrende de kenger sakızı vardı. O zaman bizlerin eliyle satılırdı. Bizim gibi 3-5 tane esnaf bu Dağrende'nin sakızını toplar. Böyle seyyarlara satar. Onlar da Ankara, Çorum, ondan sonra Kayseri, buralara koli koli şey olur, evet. Sakız. Evet. Nara faturası da aynı şekilde toptan alır, götürür köylerde. İşte bizim Dağrende'ye ait de ya da Hekiman, Elbistan, bütün köylerde şey satarlardı, evet. Yani nara faturası satar, paramızı da 2-3 ay içinde. Köşke şey esnafı vardı, kalaycı esnafı vardı, kalaycılara kalayı getirir satardı. Demircilere demir için kaynağı bilmem ne ihtiyaçlarını karşıladı. Evet. Sobacıların sacını karşıladı. Eski sobacılardan İsmail Kaynak, Mehmet Ali Ölçe, Adı Güzel vardı. Hasan Çemdevran. Buyurun. Hasan Çemdevran. Hancı Evren onlar çoktu. Evet. Mesela Artın Usta kalaycıydı. Evet. Şey, evet, Kirkor Usta vardı. Kalaycıydı. Kalaycı Artin Usta demiştik de Kirkör Usta da mı vardı? Kirkör, evet. Usta vardı. Kirkör, evet. Usta da vardı. Kirkör Usta, evet. Usta. Hayrettin Usta vardı. Hayrettin kalaycı Usta olarak. Vardı. Evet. Ömer Usta vardı. Şeyler meşhurdu. Sivaslılar. Bakırcı Süleyman. Bakırcı Süleyman. Bakırcı Süleyman ve kalaycı ve bakırcıydı onlar. Evet. Çok güzel de sanatkarlar. Evet. Şimdi... Evet. Burada şey vardı, Ali Usta anında çalışırdı, onu ben öküz nalı düverdi, ayrıca öküz nalı satardı. Güründen gelmiş o. Sağa şey vardı, demirci, solaklar. Evet. Onlar da güründen geldi burada, şeyden, demircilik ederdi. Evet. Darenler'in çarşısı, 5 tane kapısı vardı. Bu kapılardan içeri girilmezdi. Akşamları kapanırdı, sabahları açılırdı. Evet. 4-5 tane şehir vardı, bekçimiz vardı. Nöbetleşe sabaha kadar beklerdi. Yani bir nevi kapalı çarşı kapalı gibi. Kapalı çarşı şeklindeydi. Evet, evet. Yani şey olarak. Anladım. Şimdi aşağı yukarı, evet. 4 tane şey vardı. Bir Sunguroğlu'nun mağazası, Zarlıoğlu'nun mağazası,
İşte onlarda Hacı Osmanlar biz okuyorduk. Burada Genaze Alvan'ın mağazası vardı eski. Evet. Hacı Ahmet Ağa'nın. Onda biz oturduk. Yani 4-5 tane fırıncı vardı. Fırın çalıştırılırdı. Burada helvacılar vardı, şekerci. Elbistan'a şey satardı. Helva satardı. Darenlerine ihtiyacımız vardı. Evet. İsimlerini de şeyle biliriz yani, verebiliriz. Eğer gerekiyorsa sorun. Şimdi şöyle biraz da sosyal yaşantıya bakacak olursak, şimdi 60'lı yıllarda burada MTA gelmiş. MTA'nın gelmesiyle birlikte dışarıdan farklı insanlar gelmiş. Buradaki onların sosyal yaşantılarına cevap verecek mutlaka bir tesisler, bir takım şeyler olması gerekiyormuş. Sinema o dönemde kurulmuş galiba. Sinemamız vardı burada. Ondan sonra Necati Bey şehir sineması. Bir aydır çalıştı. Daha önce de sinema vardı. Evet, burada şey. Daha önce de, ondan önce Tevfik Kayagil sinema çalıştı. Tevfik Kayagil, evet. Evet. Tevfik Kayagil getirdi ilk defa. Ondan sonra şey buldu. Sonra. O Hacı Osman Yiğit falan. Ahmet Soran. Evet, onlar çalıştırmış. Evet. Onlar getirdi. Onlar çok sonra. O metacılar da çalıştılar. Uğraşı yaptılar. Hatta petrol bulunduğunu söylediler. 7 tane kuyu yaptılar. Bir hayli de para da döktüler. Darende faydalandı ondan. Evet. Ama sonunda çıkmadı diye bir şayiyle kapattılar. Tamam. Bilmiyoruz. Evet. Rus şeyler, mühendisleri geldi. Yıllarca bir defa petrol aradılar. Petrolü bulduk dediler. Sondaj yaptılar. 6-7 tane kuyu yaptılar. Ondan sonra Türkiye'de ilk defa en büyük sondaj buraya yaptı. 5500 metre çalışıyor. 5500 metre, evet. Türkiye'de evet. İlk defa burada çalışıyor. İlk sondaj çalışması Darende mi yapılmış? Değil. O en uzun mu acaba? Bir de en derin çalışma. Evet. Ben bir sene çalıştım çünkü. Bunda mühendislerin şeyleri, teknikerleri şeydi, Azerbaycanlılardı, Azerilerdi. Evet. Ben de şey olarak ilk defa Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği'nde çalıştım. Ondan sonra ortaokulu okulu aile birliği. Türkiye Hava Kurumu Başkanlığı. Evet. Lise, ortaokul şeyi. Yani birçok derneğin başkanlığını yaptınız. Başkanlığını yaptım. Anladım. En son çimentoyu kurulması için rahmetli Sabuncu'muzu teşvik etti. Evet. Çimento fabrikası için de rahmetli Hacı Hulusi Efendi ile Almanya'ya kadar gittik. Evet. Orada bir hayli de para topladık. Hatta hastane yapılma için bile para topladık. 1960 yılında yasa diye. Ben neresi? Ondan sonra Celal Bayar'ı, oradaki Hasan Polatkan'ı, şeye Fatih Rüştü Zorlu. Bunlar böyle şeyden yasada da özel şeylerle, süngülerle dört tarafı süngülü araba. Zaten geçit, belli bir geçit var, etrafı hep terörgün içinde. Bizim olan kişiler orada böyle zahmetli şeyle, yani orada acınmadık. Hatta ağlanmadık, kimse olmaz kendini bilen için. Çok acıklı bir gün geçirdik. Yani gittik bir yasa diye gezdik ama çok acıklı, çok günümüz oldu. Kederli günümüz oldu. Yani o şekilde bir muamele yapılmaması gerekiyor. Yaptılar, en büyük hakaret ettiler. Allah var. İç açıcı bir durum yoktu. Yani. Evet. Şimdi efendim, Darende'nin anlatılacak geçmişteki durumlarıyla alakalı anlatılacak kitaplara, bantlara, kasetlere sığacak bir durum değil. Ama biz sizlerden kısaca bildiklerimiz kadarıyla geleceğe ışık tutacak, gelecek nesillere aktarılma anlamında anılarınızı aldık. İlave edeceğiniz herhangi bir şey varsa ben sizlere tekrar, Hacı abi sizin... Söyleyeyim şimdi kardeşim. Burada, tamam. 1900 şeyde, elimizde kürsümüz vardı, sobamız yoktu. Ondan sonra evde 100 külek, 120 külek un yapardık, 30-40 külek bulgur yapardık. Şeyimiz vardı, ineklerimiz vardı. Onun zavarını, arpasını böyle yedek olarak koyduk. Otluk vardı,
Hatta Eskişehir'de otluğumuz vardı, oraya harp ekerdik, çavdar ekerdik, otu getirir oraya doldururduk. Köylerden saman temin ederdik. Odunu bir yıllık doldururduk. Altı, üç aylık dönerek ekmek pişerdi Hacı abi. Şimdi o... Dört aylık ekmek pişerdi. Ekmek, tandır ekmeği deriz. Açılar, yuvatmaya. Daha üç aylık, dört aylık. Evet, yufka ya. Ekmeği yapılırdı, üç, dört aylık. Kıyma. Kıyma yapılırdı. Üç, dört, beş aylık. 8-10 tane kuzudur, koyundur bir şey. Kavurmalık. Kavurma yapılır. Hepsi yapardık. Kahırdaklı gilik. Kahırdaklarını ayrı koydur. Tandır ekmeği piştiği zaman onların gilik yapılır. Evet. Evet. Sonra şimdi hala bizim o malzemelerimiz duruyor. Evet. Hatta şimdi ambarlarda duruyor. O şeyler de duruyor. Eski yerlerinde. Eski yerlerimizde. Şimdi bununla alakalı olarak Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun eski binası var. Buranın kent müzesine dönüştürülmesi gibi bir fikir var. Gerçekleşirse ki inşallah gerçekleşme yönünde emin adımlar var. Bunların evlerde durmasının bir anlamı yoktur. İnşallah öyle bir şey olursa oraya getirilir. Orada dairenin geçmişteki kültürünün orada sergilenmesine inşallah sizler de katkıda bulunursunuz. İnşallah. Ben de söyleyeyim. Cumhuriyet İlkokulu benim evime yetmez. Değil halkın, vatandaşın.